Peki yani İhsan hocam, miyom hamileliği engeller mi? Çocuk sahibi olamama hastalığında hastalar araştırılırken eğer miyomları varsa bunun infertiliteye sebep olabileceği, yani çocuk sahibi olmaya engel olabileceği düşünülüyor. Kesin kanıtlanmış bir şey yok. Miyomun yerleşim yeri biraz önce söylediğim gibi çok önemli. Eğer rahim içine, merkeze yakın bir yere yerleşmişse gebeliğe engel olabilir veya gelişmiş gebeliklerde erken düşüklere sebep olabilir. Ama rahim dışına yerleşmiş miyomların gebeliği engellediğine veya gebeliğe engel olduğuna dair, düşüğe sebep olduğuna dair herhangi bir bulgu yok. Bu sebeple miyom olan hastalara genel olarak şunu söyleyebiliriz. Hayır, miyom gebeliğe engel değil. Ama eğer belli bir büyüklüğün üzerindeyse ve gebelik düşünüyorlarsa önce ameliyatlarını olsunlar, daha sonra gebek almaya çalışsınlar. Bu çok daha doğru bir yöntem olur. Peki bebekle birlikte büyüyor mu miyomdu hocam? Şimdi tabii pek çok hastamız bize gebelik artı miyom olarak geliyor. Biz böyle tabir ediyoruz. Yani hasta hem gebe hem de miyomları var. Çok küçük miyomlar fark edilmemiş olabiliyor. Ya da yıllarca kadın doğum doktoruna gitmemiş olabiliyorlar. Gebelik ve miyomla beraber gelebiliyorlar. Miyom vücuttaki kan artışıyla alakalı bir şekilde büyüyen bir hastalık. Yani kan artışının yüksek olduğu bölgelerde miyom daha hızlı büyüyor. Bu yüzden gebelikte de doğal olarak rahimde kan akımı çok hızlandığı için miyom da olabildiğince hızlı büyümeye devam ediyor. Ve gebeliğin son dönemine kadar büyüyerek gidiyor. Eğer çok büyür ve yeri de uygun değilse erken dönem düşüklerine ve bazen 4. 5. ayda erken doğumlara veya düşüklere sebep olabiliyor.